İçeri yatanları kaçış istikametine de atın. Çok kötü bir ortam. İnsanlar da çok sert davranıyorlar. Yaptığı hata 3 yıl 8 ayına mal oldu. Vatanından, baba ocağından ayrı düştü. PKK'ya katıldığı günü de yeri de çok iyi biliyor. O binayı bir tek hatırlıyorum. O binadan gittiğimi biliyorum. Adres yine aynı. Ailelerin nöbet tuttuğu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı. Şu anki HDP binası. Evet, şu andaki HDP binası. O zaman DBP'ydi. Diğer çocuklar ve gençler gibi HDP il binasından katıldı terör örgütü PKK'ya. Süreci ulusal kanala anlattı. Üçüncü katı örgüte aitti. Yani örgütün gençliğinde oradan insanlar katılıyordu üçüncü kattan. 5-10 kişi vardı. Ben direkt zaten yukarı çıktım. Ya sistem kurmuşlar zaten oraya çıkan direkt hani zaten diyor bu kesin katılmaya gelmiş diye. Yaşadıklarını unutamıyor. Gördüğü işkencelerin sınırı yok. Ellerim kelepçeleri yüksekte kalıyordum köprünün altında. O hem iki elim böyle ve elim kolum yorulunca biraz düşüyordu. Kelepçe de kollarımı acıtıyordu. Ve çok sivrisinek de vardı. Zaten bir şey yapamıyorum üzerimde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları PKK'yı sona yaklaştırıyor. Bir dönem PKK içerisinde bulunan genç operasyonların yansımasını anlatıyor. Ateş serbest. Onların Ertuş Kalesi TSK operasyonu yapıyor. O kale düşüyor. Ve bu kale çok stratejik bir yer. Ve bakıyorlar bu saldırı daha da gelecek. Birçok kayıpları da oluyor. Yaşam o kadar zor. Her gün keşif uçakları geziyor ve keşif uçakları ben her gün altında yaşadım 3 sene boyunca. O vurulmalardan başka her gün uçaktaki yani bir tane bir saniye bir görse hata yapsam vururdu. Terör örgütünün gerçek yüzünü anlayınca kaçmaya karar verdi. Irak'ta Haftanin bölgesinden Zaho'ya gitti. 10 gün peşmergelerin yanında kaldı. Daha sonra sınırda Mehmetçi'ye teslim oldu. Bu işten nasıl kurtulacağım dedim ne yapayım kaçmam lazım. Karşı tarafta var ışık var. O da emin değilim orada karakol var mı? Bir de habur suyu var. Önümden habur suyu var. Habur suyunu nasıl geçeceğim? İşte oradan kaçtım gecenin nöbet esnasında. 8 ay cezaevinde kaldı. Askerliğini yaptı. Şimdi hayata atılmak istiyor. Vatan Partisi'nin kapısını çaldı. Artık doğru yerde olduğunu söylüyor. Korktum yani. Ya dedim acaba ben Vatan Partisi'ne gitsem ya da başkan işte orada konuşması oldukça böyle hani herkes gelebilir falan diye. Ya cesaretini topladım dedim artık ne kaybederim yani. Şu anda Adım Doğu kitabındayım. Orada çok şeyler öğrendim. Yani Bilimsel Sosyalizm kitabından çok şey öğrendim. Ferit İnsever'in kitabından orada öğrendim. Kandırılan gençlere de çağrısı var. PKK propagandalarının yapıldığı videolara inanmamaları gerektiğini anlatıyor. İşte ondan ilk başta da eğitimlerini Amerikanlar vermiş. Kendileri söylüyorlar yani. Yani %100 Amerikalı güdümüne girmişler. Başka beklentileri yok, herhangi bir güçleri de yok, iddiaları da yok. Yani biz ölüme gönderiyorlar insanları. Türkiye'de daha iyi bir yaşam kesinlikle yok. İnsanın düşüp düşebileceği en kötü yer orası. O izlediği videolara asla inanmasınlar, öyle bir şey yok.